Arkadaşlar herkese merhaba. Her cumartesi video atacağıma dair söz vermiştim. Video atmaya devam. Her hafta bir video gelecek. Bu videomu pazar günü büyük ihtimalle göndereceğim, yani yükleyeceğim. Çekimi cumartesi yapacağım. Diğer günlerde buna göre bir yol haritası belirleyeceğim. Özetle her hafta video gelecek. Bana bazı arkadaşlar bilgisayarlarının olmadığını veya arızalı olduğunu, nasıl kod yazacaklarını söylediler. Ben de bunlar için güzel bir çözüm paylaşacağım. Artık bilgisayarınız olmasa bile kod yazabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki belirli bir yere kadar. Çok büyük projelerde yine bilgisayara ihtiyacımız olacak. Play Store'a giriyoruz. Decoder yazıyoruz. Bu yöntem sadece Android cihazlarda çalışıyor arkadaşlar. Ben önceden yükle üye olmanızı isteyecek sistem. En başta G'yi veya F'yi seçebilirsiniz. G Google ile üyelik, F Facebook ile üyelik. Dilediğiniz üyelik yöntemini seçip ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Create Project diyorum. Bakın bir sürü dil seçeneği var. Ben C dilini seçeceğim buradan. Şöyle yapayım. Create Project. C dili seçili. Next diyorum. My Project diyeyim dosya adına. My Project. Create Project. Projem oluşuyor. Arkadaşlar tıpkı oyun oynar gibi telefondan kod yazacaksınız. 1 çarpı 0,1 points diyor. Bu derleyicinin hızını seçiyor. Daha hızlı olmasını isterseniz birkaç kuruş ödemeniz gerekecek arkadaşlar. Bizimki ücretsiz olsun, çalıştırsın yeter. Proje dosyalarım oluşuyor şu anda. Project Files. Evet. Açıldı. Burada instruction'ı kapatabilirsin. Decoder run'ı da kapatabilirsin. Bu kısımlara karışmayın. Sadece bize main.c lazım. Bakın. Şuraya tıklayınca zaten main.c açılıyor. Silelim her şeyi. Sıfırdan yapacağız çünkü. Evet. Kare. Include. Küçüktür, büyüktür işaretini arıyorum. Geldim içine stdio nokta h yazıyorum. Dışarı çıktım. Main diyorum. Parantezleri açtım. Derleyici kapattı. Geliyorum. Main fonksiyonun sınırlarını belli etmem lazım arkadaşlar. Süslü parantezleri kullanıyorum bunun için. Printf diyorum. Öncelikle şunu yapayım. En üstte şöyle bir yorum satırı için yer bırakayım. Sorunu belli edeyim arkadaşlar. Klavyeden iki tam sayı girin ve bu sayıları çarpın. Klavyeden iki tam sayı girin ve bu sayıları çarpın. Tamam. Include. Bunlar yorum satırı olduğu için derleyici tarafından görülmeyecek. Üstteki iki satırdan bahsediyorum. Neredeydik? Printf dedik. Geldim şuraya. İlk sayıyı giriniz. Sonuna noktalı virgül. Bu arada arkadaşlar dil kütüphanesini de ekleyeceğim Türkçe karakterler kullanabilmek için. Geliyorum şuraya. Include lokale haş diyorum. Büyüktür küçüktür işaretinin içine lokale nokta haş dedim. Geldim buraya. Set lokale dedim.
LCOL yazıyorum en başta. Caps Lock'u açtık. LCOL diyorum. Parantez. Tırnaklar ile Turkish yazacağım. Turkish. Şu anda derleyicimi çalıştırdığımda aşağıdaki ilk sayıya girinizi Türkçe karakterleriyle doğru bir şekilde yazdırmalı. Bir deneyeyim. Derleniyor şu anda. İlk sayıya giriniz. Tam istediğim gibi yazdırdı. Harika. Printf ile istediğimiz değeri scanf ile tutabiliriz arkadaşlar. Scanf diyorum. Tam sayı olduğu için %d diyeceğim. %d. Virgül ile çıkıyorum. Adres operatörü. X diyeceğim ama öncesinde tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. Şu set lokale en üstte kalsın. Aşağı. Şuraya istediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz aralarda. Hiç sorun olmaz. Birinci sayı. Sayı 1 olsun. İkinci sayı. Sayı 2. Değişken adları. Kesinlikle Türkçe karakterle olmaz biliyorsunuz. Geldim buna sayı 1 diyeyim. Sayı 1'e atasın ilk tuttuğum sayıya. Sonuna noktalı virgül. Printf'in şu kodunu kopyalayayım hız kazanmak adına. Şu satıra yapıştırayım. İkinci sayıyı giriniz diyeceğim şimdi. İkinci sayıyı giriniz. Yine scanf. Scanf. Tırnaklar. Yüzde de. Çıktım buradan. Tırnağın dışına. Virgül. Adres operatörüyle. Bu sefer klavyeden basacağım sayı. Sayı 2'yi tutsun. Yukarıda zaten tanıttık. İkisi de integer türünde dedik. Sonuna noktalı virgül. Şimdi printf diyorum. Sonuç eşittir. Şöyle sonuç eşittir. Yüzde de. Tırnağın dışına çıktım arkadaşlar virgülle. Sayı 1 artı sayı 2'nin sonucu. Şu sonuç yüzde D'ye atanacak. Sonuna noktalı virgül koyuyorum. Evet, kodlar bitti arkadaşlar. Şimdi bunu derleme kısmı kaldı. Geliyorum. Şurada play tuşuna basıyorum. En sağda, sağ alt taraf. Reklam çıktı. Kapatalım reklamı. Şu anda derleme işlemi sürüyor arkadaşlar. İlk sayıyı giriniz diyor. Geleyim şuraya. 683. Tamam diyorum. İkinci sayıyı giriniz diyor. 936. Tamam diyorum. Sonuç 1619. Çok güzel. Kapatayım bir daha deneyelim. Durdurdum. Bir daha çalıştırıyorum. İlk sayıyı girin diyor. Şöyle yazalım bir şeyler. Tamam. İkinci sayıyı girin. Sonuç anında hesaplandı. Gördüğünüz gibi. Harika arkadaşlar. İstediğiniz gibi kod yazabilirsiniz. Telefonlar sadece PUBG oynamak için değildir arkadaşlar. Akıllı telefonlarınızı kod yazmak için de kullanın. Yakın zamanda birçok meslek yok olacak. Sizler bilişimle uğraşın. Mühendislikle uğraşın. Kendi fikirlerinizi oluşturun. Projelerinizi oluşturun. Yazılımla ilgili aklınıza takılan şeyleri en başta şöyle yapın arkadaşlar. Şu yorum satırlarına bir sorun yazın yani. Sorun ne yapayım mesela? 5 tane tam sayıyı birbiriyle çarpayım. Örnek. Kendinizi geliştirmek adına sonra aşağıda kodları yazmayı deneyin. Bunu akıllı telefonunuzdan yapacağınız için sizin için oyun oynamak gibi olacak. Hatta oyun oynamaktan daha keyifli olacak. Bana inanın bu konuda.
Sadece oyun oynayarak zamanınızı boşa harcamayın. Telefonunuzdan da kodlar yazın. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda her hafta bir video gelecek. Bu tarz faydalı şeyleri sizlere anlatacağım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.